Siz isterseniz en baştan söyleyin, hani bana bir saat önce söylediğiniz soruyu tekrarlayın lütfen. Kadınların hamile olup olmadığını anlayabilmenin yöntemi var mı diyorsun? Tamam. Şimdi ben de cevap verdim, hatırlıyor musun? Bundan daha ilerisini yapabiliriz. Onlar çok basit demiştim. Evet, mesela bundan daha ilerisi neler yapabiliriz? Ne zaman düştüğü, Ne zaman düşük yaptığı? ne zaman düşük yaptığını, ne zaman kaç aylık olduğunu, erkek mi bir Kız mı? kız mı olduğunu Sağlıklı bebek mi doğurmuş? ya da Kürtaj mı yapmış? evet kürtaj mı Dış yapmış? gebelik mi olmuş? Yoksa düşük mü olmuş? Ve bunları yıl yıl, hangi yıl olduğunu da biliriz. Hem de hiç tanımadığımız bir insanın bu bilgilerini sunabiliriz. Normal doğum yoksa sezaryen bu da olmalıdır. Normal mi, sezaryen mi? Çok güzel, bu da anlaşılır. Evet. Evet. İşte şimdi siz lütfen söyleyin. 37 yaşındasınız. 37 yaşındayım. Kaç çocuğunuz var şu an İki sağlıklı? oğlum var. İki oğlunuz var. 16 ve 19 yaşlarında. Yaklaşık 24 yaşındayken ilk Dur, bunları yazalım. Çok üzülmüşüm, öyle mi? Tabii memnunum. 16 arpanız var bir tane. Bir tane 19 yaşında Bu da arpa. arpanız var. Sonra Buyurun Evet, teşekkür ederim. 24 yaşındayken modül olduğu Bir de 19 arpa, 16 arpa, 20, evet, 20 ne dedi? 24 yaşında rahimde nodül olduğu Siz 24 yaşındayken rahimde nodül. Dur. İltihapla Nodül ve iltihap. beraber kemik sermesi olman gerektiğini Tamam. oldum da. Siz 24 yaşınızda kürtaj oldunuz. Peki, yani bu sebeple. 26'da tekrarladı. Peki dur. Nodül ve iltihap olmasına rağmen bebek doğsa ne olur ki? Yani bebeğe zararı ne bunun? Zararı olabiliyormuş yani. O an hamile kalsaydım. Ha, hamile kalmadınız, kaldınız ama kürtaj oldunuz. Yok. Kürtajı sadece temizleme amaçlı. O da kürtaj olarak geçiyor. Bebek Ha, yok bebek ama. yokken orada temizlik yapmak kürtaj mı oluyor? Tabii. Ben neler neler öğrendim. Sen böyle bir Ben de şey bilir yeni miydin? duydum İlk defa Bu duydum. nasıl bir Kürtaj şey? oluyor. Allah aşkına. Tabii, o eğer rahmin içinde temizliyorlar. temizlenmesi Ha, için. Yani tamam. orada bir şey anlamadım. Peki o temizlendi. O zaman şimdi biz şuna bakacağız. 24 yaşında bebek yok ama orada tarla temizlenmiş göreceğiz. Yani çalı çırpılar, ağaçlar, kayalar ne olacak? Ve balçıklı yapılar. Tamam, çünkü 24'te böyle bir temizlik, kürt temizlik diyelim buna. Dur, tek tek gidelim. 19 yaşındaki oğlunuz doğduğunda siz 37 yaşındasınız ya, o zaman 18 yaşındaydınız, doğru mu? 18 yaşındaydınız, bebeğiniz doğdu. Dolayısıyla siz 17 yaşındayken hamileydiniz. 17 yaş ilk doğum. Dolayısıyla 17'de hamilesiniz. Peki ikinci, yani diğer çocuğunuz 16 yaşında şu an. Siz 37 olunca siz 21 yaşındayken o doğdu. Doğru mu? 21 yaşında ikinci çocuk. Ve o zaman siz 21 yaşında doğurduğunuza göre 20'de hamileydiniz. 20-21 arası. Tamam. Bu arada düşükler var mı, kürtajlar? Yok. O 24'te 26'da. 26'da mı bir daha yaptınız? Tekrarladı çünkü vücutun iltihap yaptığı söylendi. Kürtaj ama bebek yok yani. Yok. Ah. Kesin olsun diye şuradan bir şey bakacaktım sadece tarihle ilgili. Tamam. Ve şu, peki başka birini daha ele alalım. Hani düşük yapmış ya da kürtaj, bildiğimiz kürtajla aldırmış. Kim var tanıdığınız? Sizde nasıl?
Size gelelim. İşte o zaman siz de bulsun. Siz 55 yaşında mıydınız? Siz kaç yaşınızdayken kürtaj oldunuz? 19 yaşında. Neden kürtaj oldunuz? Çünkü çocuğum yeni doğmuştu. 18 yaşındayken doğum yapmıştı. Çocuğum vardı 18 yaşında. Birkaç ay sonra 6 ay yoktu bile. Yeniden hamile kaldım. Biraz çok şeyliydi o zaman. Yani tamam. Hemen peşinden hamile kalmıştım. Siz 18 yaşınızda ilk çocuğunuzu doğurdunuz. 19'da hamile kalınca aldırmak istedim. 18. Tamam. Haydi. Sonra? O zaman kürtaj etmek. Başka var mı? Kaldım. Başka çocuk? Var ama. Bu ilk çocuğunuz sağlıklı değil mi? İlk çocuğunuz sağlıklı. İkinci çocuğunuz ne sizin? İşte ikinci o aldırdığım çocuk. Tamam sonra? Başka çocuğunuz var mı? Ondan sonra. Başka düşük bir kürtaj var mı? Bir çocuğu daha aldırdım ben, eşim istememişti. Kaç yaşınızdaydınız? 26 yaşındayken tahmini mi bu 26? Evet, 20. Tahmini. Onu da biz bulacağız. Kürtaj kaç aylıktı o zaman bebek? 2 aylık, 3 aylık yoktu yani. 1,5, 2 ay falan. 2 aylık. En fazla 2 aya kadar. Şimdi bakalım ha. Başka bir doğum gerçekleştirdiniz mi? Tabii 3 tane çocuğum var şu anda. 3'ü de sağlıklı doğdu. Siz kaç yaşındayken ikincisi doğdu? Siz ilki 18'diniz, diğeri? İkincisini 10 yıl sonra yaptım. Siz 28. 92'de, 81'de birincisi, ikincisi 92'de. Dur, 92 bugünden 17 yıl önce. Yok, 27 yıl önce. 27. Siz 55 yaşındasınız. 27'yi çıkarırsak 28 yaşında mıydınız? 28 yaşındayken. Öbürü de 32 yaşındayken. 32. Peki siz 28 yaş... İlk çocuğunuz, siz 18 yaşındayken ki çocuğunuz arpa mı, buğday mı? Buğday. 28 yaşınızdayken doğurdunuz. Buğday. Buğday. İki buğdayınız var. 32 yaşında doğurdunuz. Arpa. Arpa. Tamam. Sizin iki buğdayınız, bir arpanız var. İki tane de kürtajınız var. Daha da var da onları bilmiyorum. Söyle, ne zaman onlar? Yani o yine temizlenme, o da kürtaj sayılıyor. Var yani. Hangi yaşlarda onlar? Birinde de çok kanamam olduğu için mecburen kürtaj etmek zorunda. Peki onlar var. Daha çok işte 20-30 yaşları arasında mıydınız? 30'dan sonra mı? İlk çocuktan sonra olanlar. Yani. Tamam. Haydi. Biz şimdi şuna bakalım. Hem sana da bakacağız hem oraya da bakacağız. Düşük oldu mu hiç? Düşük oldu ama ilaçla oldu. Kaç yaşınızdaydınız? O zaman 35 yaşında kalan. Kesin değil. Yani tam şey olarak bilmiyorum. Ben hayalmen. Tamam. Kaç aylıkta düşük olduğunda? Daha haftalıktı. Hamile olduğumu öğrendim. Doktor o zaman damla vermişti. Bir damlayla normal adet görüyorsun. Haftalıktı. Tamam. Şimdi buraya yazdım bak. 18 yaşındayken sağlıklı bir kız çocuğu. 28 yaşındayken sağlıklı bir kız çocuğu, 32 yaşındayken sağlıklı bir erkek çocuğu doğuyor. 18,5 yaşındayken kürtaj var, 26 yaşındayken kürtaj var ve 35 yaşındayken düşük var. Bunları bir insanın bilme ihtimali ne? Sıfır. Peki sizinkine bakalım. Siz 37 yaşındasınız. 19 yaşınız, siz 18 yaşındayken ilk çocuğunuz doğdu. Siz 21 yaşındayken ikinci çocuğunuz doğdu. Bunların ikisi de erkek. Hı hı. Ve 24 yaşındayken rahimdeki nodül ve iltihaptan dolayı
Orayı bir temizlediniz. O zamanlar idrar torbasını aşağı düşük olduğunu söylediler bana. Bir dahaki ameliyatta yapabileceklerini ama ben bir de ameliyat, yani kurtaş falan olmadığı için gerektirmiyor. Tamam. Şu an idrar torbanız? Dün söylemiştim hatta size. O gece sık tuvalete kalkmalarım, yani çok sıkışmalarım oldu. Kendim hallettim. İyi, bravo. Geçen ay geldiğinizde idrar torbanız düşük müydü? Düşüktü, o zamana kadar bir şey yapılmadı. Düşüktü ve bakın bir de burasını da daha yeni söylüyor bize. Sık sık tuvalete gidiyordu, idrar torbası düşüktü ve geçen ay geldi eğitimimize katıldıktan sonra bir daha böyle bir şey yaşanmadı. Biz neymişiz be abi? Değil mi? Biz mucizeyiz. Gece deliksiz uyuyorsunuz. Lütfen baksana. Dışarı çıkardığımız arkadaşımız ne durumda? Eşimi unuttum orada. Dışarıdan yeni gelmiş. Öyle mi? Ha. Asker marşı sağa solsa en sonunda İmiş'in yanına gidiyor. İmiş ne? İmiş yukarı çıktı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydın bre. Şimdi önce kime bakacağız bak. Önce senin hayatın şimdi bakın hani roman yazarları, şairler, destan yazarları, masalcılar, tiyatro yazarları, heykeltıraşlar, ressamlar, sanat eserlerini ortaya koyuyorlar ya, onlar diyorlar ki biz ilham alıyoruz. Ve oturuyorlar sakin bir köşeye, bazen gözlerini kapatıyorlar. Gelen ilhamı yazıyorlar. Diyorlar ki biz esinlendik, ilham aldık ve bakın size nasıl renkli bir hayat hikayesi romanlaştırdık diyorlar. Bilmiyorlar ki onlar paralel evrene gidip de orada gördükleri hayatları bu dünyaya getirip edebileştiriyorlar. Bütün o ilham denilen şey paralel evrene gitmek, oradaki bilgileri almakla mevcut. İşte o paralel evrenlerden gidip dolaşırken bakıyor ki Türkan Hanım'ın hayat hikayesini görüyor. Bir de Hatice Hanım'ın hayat hikayesini görüyor. Demin gördük. Şimdi Hatice Hanım'ın hayat hikayesi mi romanlaştırılsa daha çok ilgi çeker? Yoksa Türkan Hanım'ın kimi daha çok ilgi çeker? Hangisi daha renkli, daha etkileyici? Hatice Hanım'ınki. İşte onlar da gidip en heyecanlı hikayeyi böyle oluşturuyorlar. Onlar paralel evrenden haberdar olmadıkları için esinlendik, ilham aldık diyorlar. Halbuki bilinçaltı dilini bilmeden gidip orada oradaki görüntüleri alıyorlar. İşte biz şimdi seçim yapalım. Hangisi bize daha renkli? Burası daha renkli. O zaman biz buradan başlayalım. Sonra senin hayatına geleceğiz. Buraya bak önce. Gözünü aç. Türkan Hanım. Evet. Şimdi bizim Türkan Hanım. Kapat gözünü. 55 yaşında. Bak bakalım. Nasıl? Mağarası da payda. Ne? Büyük ön tabakta. Mağarası büyükmüş. Daraltalım mı? Tamam. Vallahi bak çok iyi olur. Hani sen dedin ya bir tecrübe yapalım. Evet. Bakın plastik cerrahi. Evet. Bir vajina nasıl daraltılır? İşte şimdi bunu yapalım hem de uygulayalım. Tamam mı? Tamam. Heh. Sol tarafta mağaranın ağzından böyle küçük bir
Ne var? Taş diyeceğim. Bir şey var orada. Yani rahatsız mı ediyor? Var. Bir şey var bu tarafta. Evet. Tam ağzın kenarında. Dikiş gibi bir şey mi? Çatlak mı? Çatlak. Küçük bir taş sanki. Bir... Niye senin dikkatini çekti ki o taş? Tam yolumun önünde. Sol tarafta duruyor çünkü orada şişlik gibi duruyor. Doğru. Gerçekten ama. Açma gözünü, ne var orada? Dur. Sadece ne var, dur. Kaç yıldır orada olduğunu da bilelim. Sen söyleme bize, tamam mı Türkan? Yaş şu anda 55 ya. Gerçi orada tam bilmiyor 55 mi 56 mı. 55 misin 56 mısın? 55 diyelim. 56 ama 55 diyelim. 54 ama ben 55 diyorum. Ha, 54, 55'miş. 55. 54, 53, 52, 51, 50'ye git. 50'de var mı o taş orada? O tümsek var mı orada? Var. Az. 49, 48, 47'de var mı? 47. Çizik. 47'de varmış minnacık bir çizik. Tabii büyük ihtimalle sen 47'dekini fark etmemişsindir. 47 minnacık bir çizik. Peki 46, 45? Yok. Peki mağaranın sahibi ne zaman farkına varıyor oradaki olayın? Çizi 47'de mi, 48'de mi, 49'da mı? 49. Peki sen lütfen gözünü açma. 49 yaşında oranın farkına varıyorsun ama o 47'de başlamış. Ne var senin oranda? Duyalım. Ya aslında o şey doktorun yaptığı bir şey, hata oradaki. Yani fazla şey yapılmış. Kürtaj falan mı? Açtıkları zaman doğumlarda burada sana sormadan şey atıyorlar. Rahat doğum yapman için dikiş atıyorlar. O dikişten fazla dikmiş. Ondan dolayı da şişlik oluştu. Öyle kaldı. Beni de rahatsız ediyor aslında. Ve o sen 47 yaşındayken atılmış. Oranın çizgi. Evet. Yani sen 49'da evet, o rahatsızlığın farkına varmışsın. 47'de atılmış, 49'da rahatsızlık olarak ortaya çıkmış. Yani ya. Bu dünyada hiçbir şey gizli kalmıyor. Hiçbir hırsızlık, hiçbir cinayet, hiçbir kötü davranış, hiçbir kötü düşünce, duygu, yani duygular, düşünceler söylenmese bile gizli kalmıyor arkadaşlar. Yani Allah'ın evreninde bütün kayıtlar işte böyle tutuluyor. Ve bu kayıtlar bilinçaltı dili ile kayıtlar tutuluyor. Yoksa insanlar ne bilsin mağara nedir? Öbürü nedir, öbürü nedir, su nedir? Haydi bakalım. Seni ondan da kurtaralım mı? Kurtaralım hocam. Sana zahmet. Şimdi iki iş yapacağız. Ne olmuş? Doğru. İki şey yapacağız. Bir, vajinayı daraltacağız. İki, oradaki o yarayı kaldıracağız. Tümseği ve yarayı. Peki senin hayatını nasıl zorluyor mu? O tümsek nasıl zorluyor? Nelerde? Sertleşmiş çünkü. O sertlik yapıyor. Sert olduğu için de... İdrarınızı yaparken falan? Yok, onu etkilemiyor. Orada değil hocam. İdrar yolunda değil. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi nasıl bir mağara yapılıyor? Şimdi güzel, dar ama biraz da yüksek bir. Güzel bir form aldı hocam. Tamam. Yüzde kaç küçülttün? %50 küçülttüm. Öf, çok fazla olmasın? Değil. Çok güzel. %50. İçeride olur mu? Tamam. Haydi bakalım. %50. Sor bakalım daha. Mutlu mu %50'den yoksa fazla mı daralttın diyor. Gayet mutlu. Tamam. Fakat rahatsız ettim. Şu kenarı temizleyeyim, yok edeyim mi? Evet. Şu anda vallahi estetik ameliyat oldun. Çok siyahlaşmış
Estetik ameliyat seni güldürdü mü? Ha? İstersen git yeniden gül. Çık dışarı işte. Ben onu aslan güldürdüm. Bir daha gelince yine güldüreceğim beni. Çıktı mı peki o? Tamam. Ameliyat masasında gülünmez ama. Vallahi hiç çok güldün bak bizi ameliyattan alıkoyacaksın. Bence gülme. Gül bırak. Bırak. Gül. Ankam tamam. Destek ol. Kızıyorsak yapalım. Tamam. Çok mu komik? Kadir'e çok komik. Tamam dur. Burada çok ciddi bir ameliyat var. Gülme bakalım. Sen gül. Tamam. Gül. Aç ağzını. Gül. Tamam. Haydi bakalım. Ameliyat bitti mi? Bitti. Lütfen bak bakalım. Mağaranın... Tamam mıdır? Haydi bakalım. Şimdi de nereye gideceğiz? Hatırlıyor musun biz dün ne yapmıştık? Türkan Hanım'ın rahmi ve yumurtalıkları alınmıştı ya. Evet. Biz dün yeni rahim ve yumurtalık yaptık. Vallahi şimdi merak ediyorum. Rahim ne durumda? Lütfen ne kadar oluşmuş ona bakacağız. Lütfen sağdaki dün yaptığımız rahmin şimdi kontrolünü yapıyoruz. Gayet iyi. Biraz daha şeylik lazım. Ne? Kenarda var. Ama aşağı kadar indim. Ne? Biraz kenara indim. Yani bir genişliği okay. Normal mi? Teşekkür etmem. Tünellerden rahat geçebildin mi? Geçtim. Geri çıkayım mı orada? Çık. Hayır, çıkma. Orada kal. Şimdi oradasın. Ve tam da o... Ve bak bakalım. Orada. Gölün... Bizim Türkan Hanım, yani buranın sahibi... 55 yaşında. Git bakalım. 35 yıl geri gidersen kaç yaşına gelirsin? 20 yaşına değil mi? Kadriye Hanım? 35 yıl geri gidersek 20 yaşına gelir. 2 yıl daha geri gidelim 18 yaşına. Bak bakalım. Bu burada bir bebek var mı? Bir de 17'ye bakacağız. 18'de var mı? Göremiyorum. Yok. 18'de bir bebek yok. O zaman biz gideceğiz nereye? Yüksek sesli. Dur. Kulağını kapatsana lütfen. Ben yanlış yaptım. Dur. O kulağını kapattı söyle. 19. 19'da ilk bebeğiniz doğdu. Dur. Siz 19 yaşındayken doğum yaptınız. 18 yaşındayken hamileydiniz. 18 yaşındayken sil. Tamam. 19'da doğum yaptım. 19.5'da tekrar. Tamam. Siz 19'da doğurdunuz. Hangi ayında doğurdunuz? 19. Birinci ay. Birinci ay. 18 hamile olmuş. Sakin. Bana bırak lütfen. 19'un birinci ayında hamileydiniz, doğum yaptınız, 19. Peki o zaman bir bebek 9 ay anne karnında kalıyor. Siz 18'in... 18 yaşında hamile kaldınız. Tamam, 18'in hangi ayında hamile kaldığınızı bakacağız. 4. ay hamile kalacaksın ki 19'un birinci ayında doğurasın. Peki, şimdi bakalım. Tamam canım. 18. yaşa bak gölün içinde. Hangi aydasın şimdi?
İlk, birinci ayda gölde bir şey yok değil mi? Bebek. İkinci aya bak. İkinci ayda bebek var mı? Üçüncü aya bak. Ne görüyorsun üçüncü? Hı? Dördüncü aya da bak. Evet görüyorum küçük bir embriyo. Yüksek sesle. Küçük bir embriyo. Küçük bir embriyo dördüncü ayında. Bak bakalım üçüncü ayındayken var mı yoksa dördüncü ayda mı var? Üçüncü ayda net değil ama dördüncü ayda net. Üçüncü ayda net değil, dördüncü ayda net. 18. yaşın dördüncü ayında hamile kalmışsın. Ve şimdi şunu biliyoruz. Eğer sağlıklı doğumsa biliyoruz ki nereye gideceğini. Ölü yani düşükse nereye gideceğini de biliyoruz. Kürtajsa başına ne geleceğini de biliyoruz. Dördüncü ayda bebek var. Beşinci, altıncı, yedinci ayda bebek var. Bir de şuna bakalım. Bebek dördüncü ayda oluşuyor. Beşinci, altıncı ve yedinci ayda. Yedinci ay derken dört aylık. Haydi. İşte dört aylıksın sen. Peki acaba Türkan Hanım bebeği hakkında ne düşünmüş? Türkan Hanım kocası bebeği hakkında ne düşünmüş? Türkan Hanım kocasını seviyor muydu? Kocası onu seviyor muydu? Onları göreceğiz. Haydi bakalım. Güneş. Haydi bakalım. Hocam duman şu an. Ne? Dumanlı sanki. Olsun. Yok. Sen kulağını... Kulağını senin dört aydır gelenleri söyle bana. Anlamıyorum hocam. Hı? Şu anda duvar ortalık. Neden olduğunu da anlamadım. Tamam. Sen beş aylıksın, altı aylıksın. Yedi aylıksın. Senin için neler düşünüyorlar? Güneşi göremiyorum. Ama ayı görüyorum. Senin hakkında ne düşünüyor ay? Karamsar gibi bilmiyorum. Şimdi dolunay değil. Yarın da değil, yarını doldurmuş bir ay. Bakıyor. Sanki seviniyor ama bir yandan da üzüntülü sanki. Peki, güneş? Yok, göremiyorum hocam. Şu an nedense... Tamam. Peki bakalım. Baba o zaman ilgisiz. Anne de karamsar, karışık duygular içinde bebeğin varlığı için. Bakalım bu bebek nereye gitti? Sen 7 ay geçirdin, 8 ay, 9 ay geçti. 10 ay geçti, 11 ay, 12 ay. Sen 9 aydan sonra nereye gittin acaba? Karadeniz'e mi gittin? Hocam şu an Karadeniz'deyim ben. Ege'ye mi gittin? Akdeniz'e mi gittin? Kaçıncı aydasın? 7. Sen Karadeniz'e mi gitmek istiyorsun? Evet. Ege'ye mi gitmek istiyorsun? Akdeniz'e mi? Sen nereye gitmek istiyorsun? Şu an Karadeniz yoruluna doğru yönlendim ama... Lütfen... Bir tarafta...
Emiş Hanım lütfen biraz sessiz. Diyor ki ben Karadeniz'e gitmek istiyorum. Karadeniz'e doğru yani İstanbul'a doğru yol aldım. Evet. Ama. Bir şey Marmara'ya doğru çekiyor ama. Hı. Baş gelsene. Bak. Dinle ne diyor. Annesi onun hakkında ne düşünüyormuş? Anne onun varlığı hakkında ne düşünüyorsun? 7 ay boyunca annen ne düşündü senin için? Karımsal. Doğsun mu doğmasın mı ne diyor? Ne? Sevinç çok az görülüyor ama hani ne yapacak peki sanki düşünüyor bilmiyorum. Peki baba? Baba yok ortalıkta. Baba ortalıkta yok. Duman şu an her yerde. Teşekkür ederim. Peki kulağını kapat. Yok kapatma. Neden babasıyla alakalı bir şey bulamadık biz? Ya aslında ortada her şey de. Söylesene. Ama sonradan şeyde gösterilecekse ben hiç şey yapamam. Tamam. Bunu özeli vermeyelim. O aralar sorun varmış. Tamam mı? Şimdi bak başka bir şey daha ortaya çıkıyor. Bu bebek Karadeniz'e doğru gitmek istiyor 7. ayında. İstanbul'a doğru yola çıkıyor ama ne oluyor? Bir yarı olacak sanki bilgisi Karadeniz'i istiyor ama o, bilmiyorum bir şekilde gene Marmara'ya doğru şey yapıyor. Bir şey de yani o Karadeniz'e gitmek istiyor çünkü ortalıkta baba yok. Çünkü annenin de yeteri kadar sevinci yok. Diyor ki en iyisi Karadeniz'e gitmek. Neden Karadeniz'de gemiler batar? Şimdi anlaşıldı mı? Çünkü Karadeniz'de yüzeyin 150 metre altında yaşam yok. Orası ölüler diyarı. Hı. Bakalım sonra nereye gidiyor? 8. ayına geldi, 9. ayına geldi. Marmara'ya doğru gidiyor. Tamam. 9. ay geldi ve çıkıyor artık oradan. Nereden çıkıyor bu? Marmara'ya. Yani Çanakkale'den mi çıkacak? İstanbul'dan mı çıkacak? Akdeniz'e mi gelecek? Akdeniz'e gelemeyecek. Ege'de boğulacak, patlayacak mı? Gemisi Ege'de batacak mı? Ne olacak? Bir Karadeniz gidiyor, şeye gidiyor. Böyle iki bir dur ama. Tamam. Bakalım. Artık o 9 ay doldu ve dışarı çıkıyor. Nereden çıkıyor? Yani bir el onu dışarı mı almış? Evet. Dur. Acele etme. Yani onu bir el yukarıdan gelmiş de gölün içinden çıkarmış mı? Evet. Kulaklarını kapat. Bu sezeryen mi normal doğum mu? Normal doğum. Tamam. Lütfen kulaklarını açtır. Peki yani bir el gel iyice bak ona. Dışarı çıkmış. Bir el gelmiş onu oradan hop sezeryen gibi almış mı? Aynen. Yoksa Çanakkale'den çıkmış mı? Biraz bak. Ya öyle bir sis ve duman içerisinde ki ya çok tuhaf bir his. Hocam ben bilmiyorum onu burada. Yönlene bu tarafa doğru çık, bu taraftan çıkıyor. Yani Çanakkale'den. Çanakkale'den. Peki Çanakkale'den giderken onun gemisi Ege'de bir adaya bir kayaya çarpıyor mu? Batıyor mu? Yoksa sağlam şekilde Akdeniz'e ulaşıyor mu?
kimin orada sanki kırılıp dökülüyor ama hocam şu an var ya inanın o kadar bir karardı ortalık ben hiçbir şey tamam. Bakamayacağım şu an çünkü çok tuhaf bir hisler bir sanat yani. Sen bütün o bulutları, sisleri yok et. Bak bakayım Akdeniz'e çıkmış mı? Yavru vatanın oraya gitmiş mi bir yavru olarak? Yoksa Ege'nin sularında boğulmuş mu? Şu an boğulmuş görülüyor hocam. Bak iyice. Yani şu soru. Bu Akdeniz'e ulaşıyor mu, ulaşamıyor mu? Şu sisleri yok edemiyorum orada. Hocam gitmiyor. Orada çok büyük bir pervane, çok büyük bir rüzgar etsin. Alsın onları götürsün. Acele etme. Şöyle yaparız bak. Daha kolayımız var. Oradan bir ay geçmiş. Aradan bir ay geçti. Tamam mı? Hı hı. Sen Çanakkale'den gittin. Ege'de misin değil misin bilmiyorsun. Her taraf bulut. Aradan bir ay geçti. Bak bakalım. Bu Akdeniz'e inmiş mi? Yoksa Ege'de boğulmuş mu? Aradan bir sene geçti. Akdeniz'de var mı yok mu? Oradan anlarız. İşimiz kolay bak. Bir türlü dedi ki sistem göremiyorum. Aradan bir ay geçti. Hatta bir ay da boşver iki ay geçti. Bak bakayım bu Akdeniz'de var mı yok mu? İki ay sonra da mı yine sis var? O zaman acele etme bir sene sonra. Aradan bir sene geçmiş. Hatta şöyle, bulutların iyice dağılması için şöyle yapalım. Aradan 2 sene geçti, 3 sene geçti, 4 sene, 5 sene. 5 sene geçti. Bu yaşıyor mu, öldü mü yani? Akdeniz'e indi mi, Ege'de mi kaldı? Yaşadığını sanmıyorum hocam. Bu çünkü görülmüyor. Göremiyorum. Hocam ben bu sisleri, dumanları yok edemedim. Ben buradan neyse burada çıkalım. Orada dur. Hepimiz lütfen anka olalım. Gözlerimizi kapatalım. Gidelim Ege Denizi, Akdeniz üzerindeki. Daha doğrusu Avrasya üzerinde bulunan bütün bulutları yok edelim. Anka'lar. Yok ettik mi Anka Kadriye Hanım? Yavaş yavaş. Hepimiz yok edelim onları. Kanat çırpalım ve yok edelim onları. Arpa tarlasının mı, buğday tarlasının mı?
Bravo. Buğday tarlasının çocuğu, yani kız çocuğu doğru. Yaşıyor mu? Akdeniz'e geldim yani. Göremiyorum, yok hocam. Kız nerede? Arkaları görüyorum. Hadi şeyden git. Hani Çanakkale'den geldi. Takip et. Zaten hiç bulut yok. Bak bakalım. Çanakkale'den çıkıyor. Ege'de batıyor mu yoksa Akdeniz'e geliyor mu? Çanakkale burada. Hı. Yani Akdeniz'e mi iniyor? Evet. Nihayet şimdi açıldı yani. Akdeniz'e geldi. Gözünü açma. Evet, ilk çocuk, kız çocuğu ve anne 18. yaşın 4. ayında hamile kaldı. Anne 19. yaşındayken, Ocak ayındayken onu doğurdu ve sağlıklı doğdu. Ve kız çocuğu. Peki, tabii anne bize söylemedi de sen bize söyledin. Çocuk intihar etmek istemiş. 6. 7. ayında, 8. ayında fakat en sonunda hayata tutunmuş. İntihar etme sebebi babanın ilgisizliği. Annenin de mutsuzluğu. Teşekkür ederim. İşte açma lütfen gözünü. Mahir Bey değerlendirsene. Kız çocuğu olduğu, 18. yaşın 4. ayında hamile kaldığı, bunları bilme ihtimali bir insanın var mı? Yok. Bayan kısmından dışarıdaydı. Bunu bilme ihtimali yok. Yani duymamış zaten. Ve bugünden de kaç yıl öncesinde? Yaş 55, 36, 37 yıl öncesine gittik. İşte cinayetler böyle çözümlenir. Polisiye olaylar böyle çözümlenir. Avukatlar bu eğitimi almalılar ki müvekkilleri hakkında daha doğru, daha sağlam bilgilere ulaşabilsinler. Emniyet personeli, polis müdürleri, başkomiserler, hakimler, savcılar bu eğitimi almalılar ki polisiye vakaları aydınlatabilsinler diye. Haydi bakalım. Ara 19 yaşının Ocak ayında bu doğdu. Haydi bakalım şimdi. 19. yaşın Şubat'ındayız. 19. ayın Mart'ındayız, Nisan'ındayız. Bak bakalım orada bir bebek var mı? Şubat, Mart, Nisan. Nisan demek 4. ay demek. Mayıs 5. ay. Bebek görsen söyle. Haziran 6. ay. Temmuz 7. ay. Ağustos 8. ay. Var mı bir bebek? Eylül 9. ay. Efendim? Dumanlar güneş dumanlar. Dumanları bütün ankalar lütfen gidelim. Gözümüzü kapatalım. Bütün ankalar dumanları bir dağıtalım. Dumanlar dağıldı mı? Kanatlarımızı çırpalım dağılsın. Evet. Hangi ay? Temmuz mu? Ağustos mu? 7. ay. 7. ay Temmuz. 7. ayda orada bir bebek var. Gözünü açma. Evet. Anne 19. yaşın ortasında o ilk bebeğini, kız bebeğini doğurduktan hemen sonra hamile kaldı. Ve sen Temmuz ayında hamile kaldığını biliyor muydun?
Sen de çok şey biliyormuşsun. Bravo. 19 yaşını hatırla. Temmuz'da hamile kaldığını bil. Ve bak bakalım. Biz şimdi şunu merak ediyoruz. Bu bebek Akdeniz'e mi? Karadeniz'e mi? Gidiyor. Yoksa Ege'nin sularında başına bir hal mi geliyor? Ege'nin sularına gidiyor hocam. Peki bak bakalım Ege'nin sularında başına bir hal mi geliyor? Gemisi batıyor mu, ölüyor mu yoksa Akdeniz'e gidiyor mu? Sanki şu anki görünüm sanki orada kan gölü gibi gidiyor ama... Söylediğini anlamadım. Sanki böyle şey, üzerinde bir kan görülüyor sanki. Ege Denizi'nde çocuk ve üzerinde bir kan var. Evet. Yani kesilmiş, parçalanmış evet. mı? Evet. Nasıl orada bir şey parçalanmış onu? Şöyle nasıl anlatayım? Sanki tabii bacaklar küçücük kesilmiş. Parçalanmış bir el parçaları küçücük. Oradan hemen tamam. Oradan fazla kalma. Bu bebek kürtajla alındı ve Ege'de o yüzden böyle kesik gördüm. Hangi ayda hamile kaldığını söylüyor. Kürtaj mı, düşük mü, canlı doğum mu olduğunu söylüyor. Eğer böyle bir bilgiyi bugüne kadar başkası söylemişse, ortaya çıkarmışsa gelsin onu baş tacı edelim. Böyle bir bilgiyi hiçbir üniversite hocası, hiçbir bilim adamı, hiçbir Allah'ın kulu Refik Korkmaz'dan önce bunu bulup çıkarmadı ve öncesini boş ver. Refik Korkmaz bu eğitimi tüm insanlara yaymaya başladı 2 yıldır. Onunla beraber, yani Refik Korkmaz'la beraber bu sistem yürüyor. Bunu bilip de öğrenmeyen bir zihniyetin zihniyeti yoktur zaten. Evet, evet doğru. Yani bunu bilip de uzak kalacak olan artık ayıp yani. Hani bilmemek ayıp değil. Tamam bugüne kadar bilinmiyordu ama biliyorsun varlığını. Öğrenmiyorsa eğer hala bazı kurumlar ayıp. Özellikle de psikoloji dünyası, psikoloji bölümü, üniversitelerin psikoloji bölümleri bu bilimin varlığını biliyor, hala öğrenmemekte inat ediyorsa ayıp. Akıllıktır yani öğrenmemek. Ve insanlığa ihanettir. İnsanlığa faydanın ulaşmasını istememektir. Ha. Ve gelelim yaş 26. 26 iyi hatır, doğru mu? Yaş 26 bakacağız. 26. yaşında lütfen. Söyle 26 yaşında. Net bir bebek görülüyor. Evet. Hmm, tamam. 26 yaşının hangi ayında görüyorsun bu bebeği? 5. ay diyor. 5. ay. Bak bakalım bu bebek Karadeniz'e mi gitmiş? Akdeniz'e mi ulaşmış? Ege'de mi parçalanmış? Yoksa bir el gelip bunu çıkarmış mı? Yok, bu çıkmış. Bu yaş kalp atıyor. Evet, yaşıyor bu. Nereden çıktı bu? Rahimden çıktı hocam. Hı? Sanki el almış ama bir de kalp var kucağında çocuğun. Neyse onu anlamadım ama. Acelemiz yok, bak bakalım. Yani orası dediğin neresi? Ege mi yani? Hı? Hemen Çanakkale'nin altında Ege var. Evet, Ege. Ege'nin de altında Akdeniz var. Bu bebek nerede duruyor? Burada. Yani? Akdeniz'de. Ege oluyor değil mi? Evet.
Çanakkale. Hemen altında Ege var. Ege. Ege'de ne yapıyor? Parçalanmış mı? Kan mı var? Gemisi mi battı? Elinde bir kalp tutuyor bebek. Ama nedir anlamadım. Bu bölgede sanki yine ama olamaz ya. Sanki biraz kan gelmiş ama... Ege Denizi'nde sanki biraz kan görüyorsun. Burada kan görüyorum, evet. Sanki çocuğumuş bölgesinde. Fakat çocuk üzerinde daha, o kan üzerinde. Yani şöyle düşünün, şu şekil kan bordası, çocuk onun üstünde. Tamam, Ege, kan ve kesilmişlik, parçalanmışlık var mı? Yara bere. Sanki diyorum ya hocam, sanki elinde kalp var, sanki kalbini yerinden çıkartılmış. O şekil sanki. Tamam. Tamam. Ege Denizi'nde kan, kalbini kesip çıkartmış gibi bunlar hepsi. Ve gözünü açma, bu bebek annesinin anlatımıyla anne 26 yaşındayken kürtaj olmuş. İşte onun ifadesi. Peki gelelim. Yaş 28. Lütfen kulağını kapat. Peki hani ilk çocuğun 19 yaşında doğdu ya. İkincisi 28'de mi doğdu? 10 yıl sonra 29'da mı doğdu? Tamam. 92. 26 yaşında oluyor. 92'de. Kaç doğmuşsunuz siz? 63. 62 olsa 92 30 yaşındasınız. 63'lüsünüz. 92 29 yaşındayken siz doğum yapmışsınız. 29. Ha, 29'da bebek doğmuş. 29'un hangi ayında doğduğunu biliyor musunuz? Hı? Mart'ta doğdu. Çok yaşa. Mucizelerle yaşıyor. Ben abi. Zaman geçince. Lütfen açsana. 29'da bebek doğdu. Ama 28'de. Şimdi lütfen yaş 28. Sen demin 26'daydın. Ege'de parçalanmıştı. 27 geçti, 28'e geldik. 28'in ilkbaharı, yaz, sonbaharına bak. Açalım lütfen. Açalım. 28'de bebek var mı? Var. Hangi ayında? Yedinci ay. Yedinci ayda bebek var. O zaman bu, bakalım. Sağlıklı mı doğmuş? Düşük mü olmuş, kürtaj mı olmuş, sezeryen mi olmuş, onu göreceğiz. Haydi bakalım, eğer bu Karadeniz'e gitmişse zaten biliyorsun. Ege'de parçalanmışsa zaten biliyorsun. Akdeniz'e geldiyse zaten biliyorsun. Bak bakalım akıbet ne olmuş. Şimdi şu an gördüğüm benim buğdaylar görüyorum. Üzerinde bir bebek. Önce dur. Bu bir buğday. Bu bir kız ve bebek. Bu Akdeniz'e inmiş mi? Evet. O zaman sen dikkatini dağıtma lütfen, bir alkış. Bu kadar bize yardımcı olur. Evet. Mahir Bey. Çok, bu operasyon yani gerçekten. Ve kireli, şimdi kireli. Geçiyoruz. Başarılı. Bravo. Şu ana kadar bize 4 tane hamilelikten bahsettin. 4'ünü de doğru söyledin. Geliyoruz. Yaş. Lütfen kulağını kapat. Oğlun,
32'de mi doğdu? Tam hatırlıyor musun? Sen 63'lüsün. O kaç doğumlu? 95. Dolayısıyla 32'de. Dolayısıyla sen 31'de hamileydin. Tamam. Dokunun. Gözün açık olmasın. Gözün kapalı. Evet. Hayır, çok iyisin sen. Yaş 31. Bak bakalım. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Var mı bebek? Yaş 31. Buğday, arpa tüylü. Bu nasıl bir şey? Bebek de üstünde duruyor hocam. Üstünde. Sen hatırladın mı Mahir Bey? 32 yaşındaki arpa. O hamileliğinde oğulluydu, arpaydı. Bakalım bizim bu arpamız ne oldu? Karadeniz mi? Ege'de parçalanmak mı? Akdeniz'de sağlıklı olmak mı? Akdeniz. Lütfen bir alkışlıyoruz. Nuh'un da mı vardı? Varmış. Varmış, doğdu şimdi. Sen yap. Ve size başka bir şey daha söyleyeyim mi? Hayır. Hayır. İstersek, valla bakın şimdi söyleyeceğim çok dikkatli dinleyin. İstersek biz şu andan itibaren bütün kadınların düşük yapma ihtimalini sıfır hale getiririz. Dünyada ne kadar kadın varsa. Düşük yapma ihtimalini sıfır hale getiririz. Hiçbiri düşük yapmaz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam yani Almanya'daki kadınlar da mı, İngiliz kadınlar da mı, Amerika'daki Çinliler de mi, Türkler de mi, Araplar, Persler de mi? Hepsine tek tek mi çalışacağız? Hayır. Bütün, Firdevs Hanım biraz sessiz. Bütün dünya kadınlarına aynı anda ve tek bir çalışmayla bütün kadınların rahimleri düşüye karşı hale getirilir. Bütün hamilelikler düşükten kurtarılır. Bu çok ama çok basit. Karadeniz'in yolunu mu kapatmak gerekmez? Onun nasıl olduğunu, olacağını şimdi söyleyeyim. Hikayeyi. Sen yokken biz neler konuştuk? Neler konuştuk? Neler konuştuk? Şunu tekrarlayalım. Ne anlattım? Lütfen Hatice Hanım söylesene. Bebeklerin düşük yapmaması için. Kadınlar hamileyken kadınlar, hiçbir kadının düşük yapmaması için. Bütün çocuklarını sağlıklı halde dünyaya getirmeleri için. Karadeniz'i kapatacağız. Orada boş boş ne yapılmıyor? Boğaz köprüsü. Biz bunu, dünyanın bir sigortası var. Dünyanın sigortası da ne? Özelliğine sahip o. O yüzden sonuçta bitkilerde de aynı. Her diktiğimiz fidan tutup büyümüyor. Yani illaki arada ölenler, solanlar oluyor muhakkak. Evet. Heh. İşte o düzen de Karadeniz'de sağlanıyor. Dinozorları ortadan kaldıran güç Karadeniz'den çıkan, yüzeye yükselen, yüzeyden de atmosfere dağılan sülfür ve metan gazının bütün canlılığı, özellikle de dinozorların nesillerinin yok olmasına sebep olan durumdur. Şimdi biz gelelim buraya. Yaş 35. Yolun ne kadar eder? Üçte biri. Yarısı, evet, milyonda biri eder. 155'e kadar hesap ettiğim üçte biri bile değil. Beşte, evet. Haydi, şimdi buraya geldik.
diyoruz ki 35. yaşında bak bakalım. Lütfen kulağını kapat. 35. yaşta hatırlıyor musunuz ne yazdığımızı? 2 haftalıkken düşük oldu. 35. yaşta düşük oldu. Nereye gitti? Karadeniz'e. Peki ilaçla alın. Yani bir daha alın mı değil mi? İlaç kullandınız. Ne oldu? Kendilerinden düştü. Tamam. Ama ilaçları yine de bilmiyorum yani. Tamam. Ben de karıştırıyorum. 35 mi? Emin değilsiniz. Bakacağız. Bakalım sesimizi duyuyor mu? Dur. Dur dur. Neyse. Tamam. Yaş 35. Var mı orada bir bebek? 35'in tüm aylarına bak. Hmm. 35'te var. Hangi ayda var? 8. Ağustos'ta var. Nereye gitmiş bu? İşte son sorumuz bu. Başka sorumuz yok. Acele etme. Ne? Aşağı iniyor ama. Ege mi, Karadeniz mi, Akdeniz mi? Akdeniz'e inmiyor. Sonra? Bunlar niye böyle Karadeniz'i çok seviyorlar? Ege ile Akdeniz'e. İkisi arasında bulunur. Karadeniz'e mi, Ege'ye mi? Bacakları kara, öbürü Ege. Ne yapıyor? Peki kendisi mi Karadeniz'e mi gitmek istiyor, zorla mı Karadeniz'e gönderiliyor? Kulağını kapat bak. Şimdi, kendisi Karadeniz'e gitmeyi seçmiyor. Çünkü kendi isteğiyle değil, anne, baba ilaç veriyorlar. Yani dolayısıyla zorla oraya gidiyor. Hatta bu hafif kürtaj bile sayılabilir. O yüzden tam bir kürtaj mı, düşük mü? Onu siz karar verin. O yüzden Ege'ye mi gidiyor, Karadeniz'e mi gidiyor tam anlaşılamıyor. Ve soracağım bak, kendi isteğiyle mi oraya gidiyor yoksa zorla mı gidiyor? Dur, dur, dokunma. Bakın bizim sesimizi ne kadar duyabiliyor. Kadriye Hanım, Kadriye Hanım, Kadrişkova, Kadriye Hanım. Kadrişkova duydum. Olmaz. Kadriye Hanım. Duyurur musun? Tamam. Haydi Kadriye Hanım. Bu nereye gitti? Ya o Karadeniz'i seçiyor hocam. Karadeniz'e gidiyor mu? Gidiyor. Oraya doğru daha çok gidiyor. Tamam. Peki kendi isteğiyle mi gidiyor, zorla mı? Akıntı mı onu götürüyor? Akıntı. Duydunuz mu? Kendi isteğiyle gitmiyor. Akıntı onu götürüyor. Aç gözünü. Ellerine, yüreğine sağlık. Bak. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğumu sorduk sana. 6'sında fazlasıyla doğru bildin. Ve o en sondaki neden Ege ile Karadeniz'de biliyor musun? Anlat da bilsin. İlaçla daha tam şey olmamıştı. İki aylıkken ilaçla aslında düşük başka bir şey, kendisi yaşayamaz düşer ama bu ilaçla o Karadeniz'e gitmek istemiyor ama ilaçla gönderiliyor. Çok yoruldun ama. Ya çok zor geldi. İlk hele çok çok ağır o bu. İsterseniz bir yapmayalım çünkü arkadaşlar. Gerek yok. Yani başka konularda şey yapalım. Tamam yapacağız. Söyleyin. Saç beyaz. Tamam saç beyazlat. Saç koyulaştırmak için. Evet. Tamam. Ellerine sağlık. Sağ olun.
saçtan ziyade yani dur hep rüya. Bütün çalışmamız var. Ne? Göz değil mi? Yani daha önemli göz olduğunu düşünüyorum. Ama saç da çok. Tamam dur saç göz, evet bir. Göz. Gözü çok şey yaptı. Saç göz. Tamam göz saç bir. Göz iki. Göz ben de istiyorum. Tamam. Evet. Toplu yapalım. Uzay hiç böyle. Evet haydi bakalım. Göz.